Seçim sonuçlarını yorumlamaya devam et. Şimdi tabii yani 40 yılın başı ya da neymiş son 20 senedir ilk kez muhalefet böyle bir zafer kazanınca ne kadar yorumlasak az yorumla Allah yorumla bitmiyor. Mehmet Yaşar Altundağ kendisini de tanıyorsunuz. Daha önce de konuk etmiştik. Siyaset bilimci. Hocam bir, geçen bana bir izleyici şöyle bir şey yazmış. Şimdi yine bizim moralimizi bozacak. Durun bakalım bu daha tam zafer değil. Daha işte şunu yapılması lazım, bunun yapılması lazım diyecek. Moralimizi bozacak demiş. İşin latifesi bu ama bu zafer mi gerçekten? Zafer denebilir mi yani CHP açısından amasız fakatsız? Bence çok net CHP için bir zafer, AK Parti için de büyük bir hezimet. Çünkü düşünün, AK Parti olarak 2002 yılından beri girdiğiniz bütün seçimlerde birinci oldunuz. Bütün seçimlerde çoğunluğu elde ettiniz ve bütün siyasi anlatınızı bunun üzerine inşa ettiniz. AK Parti ne diyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bu millet iradesini bizden yana kullanıyor. Biz çoğunluğa sahibiz. Dolayısıyla demokrasinin getirdiği bu hakla istediğimiz her şeyi yapabiliriz diyordu. Fakat bugün önümüze çıkan tabloda Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin elinden liderliği almakla kalmadı. 40 senenin üzerinde bir zaman diliminden sonra Türkiye'de en çok oy tercih olan parti oldu. Sadece kıyı şeridine sıkışmadığını gösterdi. Bugün Adıyaman'ı CHP kazanmış oldu. Kütahya'yı CHP kazanmış oldu. Manisa'yı yanılmıyorsam Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP kazanmış oldu. Bence AK Parti için çok net bir hezimet, CHP için çok net bir galibiyet. Aynı zamanda Yeniden Refah için büyük bir çıkış. Milliyetçi siyaset için stratejik açıdan önemini kaybettiği bir seçim. Bence milliyetçilik düşmüyor. Buna da gireriz isterseniz ama stratejik önemini kaybettiği veya stratejik hatalar yaptığı bir seçim oldu. DEM Parti için çöküşün veya ne diyelim kötü giden gidişatın durmasına dair bir sinyal geldi. Ve bence bir de anket şirketleri de çizdirdiği karizmayı bu seçimle beraber biraz toparlamış oldu. Doğru Çünkü söylüyorsunuz. geçen seçimde baktığınızda birçok anket şirketi bilememişti. Fakat bu anket şirketleri İstanbul seçiminden bir hafta önce yani mali seçimlerden bir hafta önce Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse 10 puan fark ile önde olduğunu açıkladığında açıkçası ben dahil birçok insan buna biraz temkinle yaklaşmıştık. Çünkü hani 10 puan çok yüksek bir oranda ama bugün geldiğimiz durumda şunu görüyoruz. Cidden haklılarmış. Dolayısıyla anket şirketleri de biraz karizmayı toparladı. Ama şunu söyleyeyim, birkaç rakam verelim. Bence bu rakam önemli. AK Parti 2019 mali seçimlerinde 20 milyon 500 bin oy almıştı. Bugün 16 milyon 500 bin oy aldı. Yani 4 milyon oy kaybetti. Seçmen sayısı 4 milyon artmasına rağmen. Ve şunu da söyleyeyim, AK Parti 2014'ten beri bir düşüş eğiliminde. Yani 2019'da aldığı oy 2023'ten daha fazla, 2023'te aldığı oy 2024'ten daha fazla. AK Parti bir parti olarak eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ne diyelim kişisel siyasi mirasını korumasına rağmen, kendi siyasi gücünü korumasına rağmen AK Parti'nin sürekli eridiğini görüyoruz birincisi. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi 3,3 milyon oyunu arttırdı. Bu da çok önemli. İYİ Parti'nin 1,7 milyon oyunun azalmış olması İYİ Parti tabanının önemli bir kesiminin CHP'ye oy verdiğini gösteriyor. İYİ Parti de biliyorsunuz bu seçimde %3, %4'ün üzerine çıkamadı ve kaybettiği 1,7 milyonun önemli bir bölümünün CHP'ye gittiğini görüyoruz. AK Parti'nin 4 milyon oy kaybettiğini söylemiştim. Bu 4 milyon oy nereye gitti diye soracak olursanız 2,8 milyonu büyük ihtimal Yeniden Refah'a gitti. Yeniden Refah 2019'da seçimlerde yoktu. Bu seçimde ise 2,8 milyon oy alarak Türkiye'nin 3. büyük partisi oldu. Onu da konuşacağız. Yeniden Refah'ın büyük çıkışı ve milli görüşün tekrar siyasi sahnesine çıkışı. AK Parti seçmeninin önemli bir bölümü Yeniden Refah'tan yana oy kullanmış. Önemli bir bölümü ise sandığa hiç gitmemiş. Yani özellikle sandığa gidişatta bir düşüş var. Çünkü 2019'da seçime katılım oranı %84. 2023'te seçime katılım oranı %87, %88. Fakat bu seçim için %78. Yani Türkiye için düşük bir seçime katılım oranı vardı. Ve özellikle Cumhur İttifakı seçmeni tabanında bir seçime gitmeme olayının gerçekleştiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Dediğim gibi 4 milyon AK Parti oyu kaybı var. Bunun 2,8 milyon Yeniden Refah gitmiş. Ve MHP'de de 1,1 milyon kayıp var. Yani Cumhur İttifakı'nın toplamda 5 milyon oyu kaybı olmuş. Bunun bir kısmı Yeniden Refah'ta. Bir kısmı nerede diye soracak olursanız seçime gitmemiş olan seçmende. Bunu da vurgulamak çok önemli. DEM Parti'nin de oyu 500 bin artmış. Fakat diyebilirsiniz ki DEM Parti işte bir toparlanma eğiliminde. Benim bunu bir toparlanma eğilimi olarak okumamamın sebebi şu. 4 milyon seçmen sayısının arttığından bahsetmiştim ve bunun önemli bir bölümü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmuştu. Dolayısıyla seçmen artışının doğal bir sonucu olarak DEM Parti'nin
oyunun arttığını düşünüyorum. Fakat oyunun artması da düşüş eğiliminin sona geldiğini gösteriyor. Bu yüzden zaten o düşüş eğiliminin sonlandığı fakat hala bir toparlanma izlenimi için erken olduğunu benim yorumlarım bu şekilde. Şimdi bunu sonra Peki neden bizim aslında böyle oldu? Neden böyle oldu? Yani emekli mi? Gençler mi? Çünkü yani en son Erdoğan epey gaza bastı. İşte yine bu CHP'nin para saydılar, Kandil'e gidiyor. İşte Ekrem İmamoğlu Kayağı gitti. Bütün tuşlara bastı yani. Yani bu zamana kadar yaptığı ve çalışan her şeyi yaptı aslında. Bir tek emekliye hani para pompalama haricinde onu da işte promosyon falan hani bir şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı. Ama onun haricinde her şeyi yaptı. Bu sefer niye çalışmadı? Bu sefer bence dört nedeni var. Birincisi şu, seçmen genel seçimlerde, özellikle Cumhur İttifakı seçimini genel seçimlerde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini düşündü. Şimdi genel seçimler tabiatı itibariyle ülkede çok daha büyük bir meseleyi oyladığımız bir seçim, değil mi? Yani Cumhurbaşkanını seçiyoruz, hükümeti seçiyoruz. Bu hükümet dış politikadan ekonomiye, ekonomiden bürokrasiye, rektörlere, büyükelçilere, savunma sanayine ve savunma bürokrasisine birçok şeyi belirliyor. Fakat o seçimde Erdoğan şu duyguyu tetikleyebildi. Bu seçim işte ülkenin milli menfaatleri için çok önemli. Onlara oy vermeyin, onlar terörist. Fakat biz işte hatalarımız olmasına rağmen bu ülkenin menfaatlerini düşünen taraftayız. Bu tetiklendi, bu kullandı 2023 seçimlerinde. Fakat mali seçimler bu kadar makro siyasetle insanları motive ettiğimiz seçimler değil. Yani orada ekonomik kaygılar, hizmetler, insanların duyduğu ne diyelim şikayetler daha kolay bir şekilde dile getirilebiliyor. Bir de önceki seçimde zaten gönül rahatlığıyla sorumluluğunu yerine getirmiş olan seçmen ya da bu hissiyatta olan seçmen bu seçimde geldi tepkisini ortaya koydu birincisi. İkincisi tüketici güven endeksi ile AK Parti oyları arasında bir korelasyon var, pozitif bir korelasyon var. Bakın 2019 seçimler öncesinde de tüketici güven endeksi o zamanın diplerindeydi. Biz 2023 seçimlerinden önce tüketici güven endeksinin yukarıda olduğunu görmüştük. Neden? Enflasyonist bir para politikası vardı, düşük faiz vardı. İnsanlar enflasyona rağmen ücretleri arttığı için ya da ne diyelim arsa, araba, ev sahibi kolaylıkla olabildiği için hala ekonomiye güven duyuyordu. Fakat biz 2023 seçiminden sonra ciddi bir kemer sıkma politikası gördük. Ekonomide faizlerin artmasıyla beraber bir yavaşlama eğilimi gördük. Ve bu da seçmenin aslında ekonomisine yansıdı ve bu noktada cezayı da kesmiş oldu. Şunu söyleyeyim, şimdi muhalefet 2023 seçimlerine büyük bir beklentiye sahip olduğu için kaybettikten sonra gerçekten hayal kırıklığına uğradı. Fakat ben yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. Aynı hayal kırıklığı Cumhur İttifakı seçmeni içinde de vardı. Cumhur İttifakı seçmeni 2023 seçimlerinden sonra büyük bir toparlanma bekliyordu. Büyük bir umut besliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden işte toplumdaki sorunları çözeceğine dair geniş bir yelpazede bir çözüm silsilesi bekliyordu. Fakat beklediği gibi olmadı ve birçok Cumhur İttifakı seçmeni şunu söylüyordu. Ya hani kandırılmışız veya beklediğimiz gibi olmadı. Muhalefetin içinde yaşadığı hayal kırıklığının bir başka versiyonu Cumhur İttifakı seçmeninde de gerçekleşti. Ekonomi politikaları bunlardan biri. Siz bahsettiğiniz emekliler mesela. Emekliler büyük hayal kırıklığına uğradı. Gerçekten özellikle büyük şehirlerde yaşayan, ikinci işlerde çalışmak zorunda olan, evi kirada olan, yani kirada oturan emekliler gerçekten çok zor durumdaydı. Ve onlar ilk seçimde yani genel seçimlerde dedi ki tamam milletin bekası, işte ülkenin menfaatleri, yerel seçimde de mi böyle olacak, hep böyle mi kandırılacağız diye cezayı kesti. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi 2023 seçimlerinde adeta zoraki bir biz muhalefet içerisinde ittifak gördük. Partiler neredeyse bir arada zorla durarak İşte birbirlerine vekil transferleri yaparak yukarıdan elit seviyede bir ittifak yürüttü. Fakat bu seçimde muhalefet çok organik bir şekilde ittifak kurmuş. Yani İyi Parti'nin nasıl oyunun eridiğini bahsetmiştim size. İstanbul'da DEM Parti'nin %2 yaşamaması gibi bir fenomen var karşımızda. Yani seçmen adeta bu bölgede, bu yerel seçimde kendi bölgemde kim kazanabilir diye düşünmüş ve ona oy vermiş. Yani işte İstanbul'da Kürtler, İç Anadolu'da İyi Partililer, CHP burada güçlü. AK Parti bir tek o yenebilir ve gitmiş. Siyasi partilerin ve elitlerin hiç böyle bir yukarıdan çabası olmamasına rağmen tabanda böyle bir ittifak gerçekleşmiş ki zaten Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Türkiye İttifakı vurgusu da böyle geliyor. Son bir de şunu söyleyeyim. AK Parti'yi konsolide etmeyen ve AK Parti seçmenin sandığa gitmemesinin bir sebebi de muhalefet seçmenin içerisindeki aslında heyecansızlıktı. Çünkü şimdi siz heyecanlı olduğunuzda
karşı tarafı motive ediyorsunuz. Fakat muhalefet seçmeni o kadar heyecansızdı ki ve hatta şu moddaydı. İstanbul'u kazanalım yeter. Hani bir tek İstanbul'u kazanalım. Bu hissiyat AK Parti seçmenin içerisinde şikayeti olan, oy vermeye gitmeyi düşünmeyen seçmeni de sandığa götürmedi. Çünkü karşı tarafa baktığında orada da bir heyecanlı durum yoktu. Bundan dolayı da aslında bu dört sebepten dolayı ben 2023 seçimlerinden farklı bir ne diyelim rotada farklı bir sonuçla karşılaştığımızı düşünüyorum. Bunlar sebepleri. Niye böyle olduğunu sebepleri. Güzel dediniz. Bir Twitter'da türlü komik tweet var. Bir tanesi şey yazmış. Ya kardeşim, bu zamana kadar işte kendimizi sandıklara zincirledik. Sabahladık, bir şey olmadı. Ulan pijamayla oy vermeye gittik, kazandık. Nasıl oluyor işte? Sonra işte millet, kızlar istemezsen o gelir falan. Böyle Aynen öyle. türlü mavra yapıyor bile. Peki dediniz ya, bekar söylemi 2023'te çalıştı. Tamam, işte devletin bekası falan. Seçmeye kardeş bekar diyeceğiz, bekar diyeceğiz dedi. Bu sefer gitmedi sanda. Bu bekar söyleminin işlerliğinin sonuna geldiğimizi mi gösteriyor, yoksa ileri bir okuma mı olur? Bence bunun için erken bir okuma olur. Çünkü milliyetçi siyasetin de buradan zayıfladığını söyleyenler vardı. Neden erken olduğunu söylüyorum. Birincisi genel seçimlerle yerel seçimleri dinamiklerinin zaten farklı olduğunu vurgulamıştım. İkincisi önümüzde Erdoğan bir terörist ana izin vermeyeceğiz açıklaması yaptı. Yani dün çok mutedil ve aslında ne diyelim aslında sonuçları kabul eden toplumsal çatışmayı körüklemeyen bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat konuşmanın bir 30-40 saniyesinde oldukça yükseldi. O da terörist ana izin vermeyeceğiz bölümüydü. Ülkenin güney sınırlarını koruma altına alacağız vurgusuydu. Bu tabii ki Suriye'ye ve Irak'a yönelik operasyonlara işaret ediyor. Özellikle Amerika'da Trump'ın seçilme ihtimali durumunda Türkiye'nin Irak ve Suriye'de daha kolay operasyonlar yapabilir olduğunu görebiliriz. Ülkenin önemli gündemlerinden biri Suriye operasyonu olacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla orada tekrar beka söylemi, milli menfaatler ve milliyetçi söylemler karşımıza çıkacak. İkincisi, milliyetçi söylem sadece oy olarak karşımıza çıkmıyor. Aslında milliyetçi söylem, şimdi bana ben tezimde de Türk milliyetçiliği çalıştığım için yani akademik anlamda hep soruyorlardı 2023 seçimlerinden sonra. Ya sen milliyetçilik yükseliyor diyordun, işte haklı çıktın. O zaman ben sana, o zaman insanlara şunu söylüyordum. Ben oy olarak söylemiyordum. Benim söylediğim şey toplumsal tartışmayı belirleme gücü. Toplumsal çerçeveyi çizme gücü. Hatırlarsınız mesela Nevşin Hanım, 2015'teki siyasi atmosferi düşünün. Çok başka bir Türkiye vardı. 2024'te çok başka bir Türkiye var. Milliyetçilik yükseliyor veya azalıyor derken oy oranlarına bakmamak lazım. Tartışma nasıl şekilleniyor? Göçmen tartışması, HDP olan ya da DEM Parti olan bakış tartışması, Türkiye'nin dış politikasındaki yaklaşımı, Türkiye'nin savunma sanayindeki yaklaşımı gibi konular üzerinde değerlendirdiğimizde bütün ana akım partilerin bu dört konuda aşağı yukarı ortaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla o milliyetçi çizginin kendisine işte devletçi, milli menfaatlere saygılı bir biçimde siyaset yürüttüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bence bu erken bir okuma olur. Hele CHP'nin böyle bir siyaset yürütmesi, ya işte beka söylemi bitti, bundan sonra işte sadece ekonomi gündemde gibi bir siyaset yürütmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu daha kolay kullanmasına vesile olacaktır. Çünkü son 2 hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl girdi? İşte para kuleleri dedi. İşte İstanbul il bilansındaki paralar nereye gidiyor diye sorguladı. Şimdi CHP'nin elinde çok fazla belediye var. Yanılmıyorsam İstanbul'da 26 ilçe var. Türkiye'de 25 il, 32 bir il, 14 büyük şehir. Hani rakamları karıştırabilirim ama yani ciddi bir elinde kaynak ağı var. Ve bu kaynak ağın sürekli DEM Partisi'ne, Kandil'e gittiğini vurgulayacaktır diye düşünüyorum ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani CHP'nin bir yandan elinde kaynak sayısının artması, bir yandan elindeki sorumluluğun artması çok iyi bir şey. Yani CHP açısından kendi siyasi gücünü arttırması, topluma ulaşması, insanlara hizmet götürebildiğini göstermesi açısından çok kuvvetli bir şey. Fakat bu bir yandan bir sorumluluk demek. Çünkü halk şu an CHP'ye bir kredi açtı. Dedi ki tamam bu ülkenin söz sahibi partilerinden biri ol, bir de seni deneyelim. Fakat CHP bunu başarılı bir şekilde kullanamazsa, CHP özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 2 haftada vurguladığı gibi bu paraların nereye gittiği, bu rantın kimlere aktarıldığı, bu rantın halka hizmet olarak değil de işte çeşitli elitlerin cebine gittiği şeklinde suçlamaların altında kalırsa o zaman bu ivmeyi koruyamaz. Mesela bu suçlamaların altında ne zaman kaldı? 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi sürekli Kandil'le ilişkilendirdi ve açıkçası CHP bunlara kuvvetli bir savunma yapamadı. Bunlara kuvvetli bir şekilde karşı çıkamadı. Bunları kuvvetli bir şekilde reddedemedi ve ne oldu?
Halk bu anlatıyı satın aldı. Dolayısıyla bu anlatılara karşı CHP'nin çok dikkatli olması lazım. O yüzden bekar söyleminin tamamıyla bittiğini düşünmüyorum ben. Peki şimdi biraz ipucu verdiniz ama CHP'nin ne yapması lazım? Mesela Roj Giresun artık CHP Türkiye'lileşmiştir. Bu onun bir başlangıcıdır demiş. CHP'liler de tam çok çalışmamız lazım biliyoruz diyorlar. Bu ivmeyi nasıl devam ettirebilir CHP? Yine ben burada 3 aşamadan yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum ki Özgür Özel'in konuşmasından ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarından ben bunların ipuçlarını aldım. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu döneminde önemli bir değişim geçirdi. Bu değişimle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece işte kıyı kesiminde yaşayan orta sınıf sekülerlere hitap eden bir parti değil de büyük şehirlerde yani daha kent çeperlerine, büyük şehirlerde çalışanlara, büyük şehirlerde gençlere, Orta Anadolu'da muhafazakarlara, Kürtlere seslenebilen bir partiye dönüştüğünü gördük bu süreç içerisinde. Ben bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kişiliğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi vizyonunu ayırıyorum. Ve bu anlamda bu siyasi vizyonun CHP tarafından devam ettirilmesinin CHP için faydalı olduğunu düşünüyorum ki bu seçimde bunu gösterdi. Dolayısıyla seçim sarhoşluğuna, zafer sarhoşluğuna kapılmadan CHP'nin bu demokrat siyasetine, bu herkese erişme çabasına devam etmesi gerekiyor. Çünkü CHP'nin bir merkez parti olarak kendini inşa etme gibi bir niyeti varsa bu aslında herkese hitap edebilme gücünden geliyor. Ve bugün de aslında CHP bu sayede insanların takdirini topladı. İnsanlar ona bir kredi alanı açtı. Zaten dün Özgür Özel de ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi bir sosyal demokrat partidir. Fakat bunun da ötesinde Türkiye'deki demokratların yeni merkezidir. Kürt demokratların, liberal demokratların, muhafazakar demokratların merkezidir dedi. Ekrem İmamoğlu da Türkiye, Kürt'e, Sünni'ye, Çerkez'e selam gönderdi ve bu kapsayıcı siyasetin devam edeceğini gösterdi. İkincisi, bence bundan daha önemlisi, CHP'nin 2019'da Büyükşehir Belediyelerini alması ona tarihi bir fırsat sunmuştu. Biz iş yapabiliriz, biz icracı olabiliriz, biz halka hizmet götürebiliriz, biz sadece halktan uzak, tırnak içinde söylüyorum, viski içen insanlar değiliz. Ve bunun ben başarıyla tamamlandığını düşünüyorum İstanbul'da, Ankara'da. Özellikle Ankara seçmeni %60 ile bunu göstermiş oldu. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da ilçelere sahip, ezici çoğunlukla, il meclislerine sahip, Kütahya, Manisa, Bolu gibi illeri de aldı. Ve şimdi yeni bir belediyecilik anlayışını halka göstermesi lazım. Hizmet getirebildiğini insanlara ikna etmesi lazım. Çünkü İnsanlar CHP'ye güvenmek istiyor. En azından bunu gösterdiler. Ve AK Parti'nin yozlaşmış, AK Parti'nin artık hizmet getirmeyen bir parti olduğunu düşünüyorlar. Yeniden Refah'ın da en önemli eleştirilerinden biri buydu. AK Parti o eski AK Parti değil. AK Parti bizim kurduğumuz parti değil. Bunlar halktan uzaklaştı. Artık herkesin altında bir Mercedes var gibi eleştiriler yapıyor. Yani bu tarz eleştiriler çok kuvvetli. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine bir belediyecilik ile insanlara ulaştığını göstermesi lazım. Dolayısıyla kendini kanıtlaması gerekiyor. Bu da hizmet siyasetiyle mümkün olacak. Benim üçüncü bir vurgum daha var. O da şu. Şimdi demin bekar söylemini konuştuk. Bekar söyleminin hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu bekar söyleminin bir önemli parçası da bu arada kalkınma etosu. Nedir o? Savunma sanayi. Yani savunma sanayi üzerinden ülkenin geliştiğini anlatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nitekim haksız da değil. Şöyle haksız değil. İşte binlerce mühendis, onlarca firma, Kayseri'den Sivas'a cam üreten, özel cam üreten, özel çelik üreten firmalar var. İşte lazer optik fabrikalar var. Ve aslında bir kalkınma etosu var. Bu kalkınma etosu zaten Türk sağlığı içinde çok kuvvetlidir. Necmettin Erbakan'a baksanız, Süleyman Demirel'e baksanız hepsinin mühendis olması şaşırtıcı değil. Bir kalkınma söylemi oluşturuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir nevi kendisini ve Cumhur İttifakı'nı ülkenin çıkarlarını, güvenliğini, geleceğini düşünen, kalkındıran parti olarak konumlandırırken Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefeti ise hedefsiz, sapkın, Türkiye'nin geleceğini düşünmeyen partiler olarak lanse ediyor. Bu şu demek, yereldeki başarınızı önce gerçekleştirmeniz lazım. Bunun üstüne de bir üst anlatı oluşturmanız lazım. Bir üst anlatı. Bu üst anlatı CHP'yi 2028'de Ankara'ya taşıyacak. 2028'de iktidara taşıyacak söylem olacak. Mesela bunlardan biri ne olabilir? Sosyal demokrasi vurgusu olabilir ki Özgür Özel dün bundan bahsetti. Cumhuriyet Halk Partisi önce bir sosyal demokrasi partisidir dedi. Eğer karşınızdaki siyasi parti size güvenlik ve kalkınma etosuyla geliyorsa siz de ona emek eşitsizliği, insanların fakirleşmesi, konut fiyatlarının uluslararası sermayeden dolayı sürekli artması, gençlerin güvencesizleşmesi, prekaryalaşması gibi
günümüzün 21. yüzyılın sorunları üzerinden gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Dolayısıyla CHP'nin 3. bir aşamada, son aşamada kuvvetli bir üst anlatı ihtiyacı var. Belki bu sosyal demokrasiden gelebilir. Yeni sosyal demokrasiden. Amerika'da, Fransa'da gördüğüm sosyal demokrasiden. Ve tabii ki kuvvetli bir aday. Bunu da bence 2020 seçimlerinde karşılaştığımızda gördük yani. Aday gerçekten önemli. Buradan şuna bağlayacağım. Yeniden refah. Şimdi insanlar yeniden refahın başarısını anlamaya çalışıyor. Ben yani kişisel olarak bu seçimde yeniden refaha çalıştım. Sahaya gittim, Anadolu'yu gezdim, teşkilatlarıyla konuştum ve şunu gördüm. Başarısının önemli bir kısmı eşrafça bilinen, eşrafın saygı duyduğu adayları seçmesi. Mesela Urfa'ya bakalım, Kasım Gülpınar. Kasım Gülpınar 4 dönem milletvekili yapmış biri. Aynı zamanda birkaç köyün ağası ve şeyhi diyebilirim. Yani Urfa'daki belli güç ilişkilerini biliyorsunuz. Hiç halk tarafından saygı duyulan biri. Kasım Gülpınar gibi Malatya'da, Karabük'te, Yozgat'ta seçilmiş bir sürü insan var. Ümraniye'ye bakın mesela. Ben Ümraniye'de çalıştım. Ümraniye'de kıl payı CHP kaybetti. %1,5-2 ile. Bunun sebebi Ümraniye'de Orhun Şekerci olmasının, Şekerci olduğu sanırım. %7-8 bandında oy aldı İstanbul'da. Üsküdar'da mesela Ümraniye'de sevilen biri olduğunu fark etmiştim. Bilinen biri olduğunu fark etmiştim. Dolayısıyla yeniden refahın başarısının bir kısmı seçtikleri siyasetçilerin profili. Bu siyasetçiler toplumda birçok insana ulaşabiliyor. İnsanlara güven oluşturabiliyor. Geçmişleriyle beraber işte siyasi geçmişleri, ekonomik geçmişleri toplumda bir karşılık yaratabiliyorlar. Zaten seçmen profil, yani seçmenler için lider çok önemli bir şey. Yerel seçimde bu çok daha önemli olmaya başlıyor. Çünkü şunu düşünün, siz Yozgat'ta veya Karabük'te bir ilçesiniz veya büyükşehirsiniz. Sizin Ankara'yla tek bir temasınız var. İstanbul'un tabii ki binlerce şirketi var, binlerce kaynağı var, turist geliyor, şu bu falan ama Yozgat veya Karabük'te siz sadece Ankara'dan gelen bütçeye bakıyorsunuz veya Ankara'yı telefon ettiğinde işi çözdürecek biri lazım. Dolayısıyla insanlar adaylara çok önem veriyor. Yeniden Refah'ın başarısının arkasında doğru aday seçimleri var bir. İkincisi Yeniden Refah'tan devam edelim. Çünkü bu seçimin büyük sürprizlerinden biri. Üçüncü parti oldu. Milli Görüş Hareketi. Demin anlattım ya 2023 seçimleri 2024 seçimleri arasında bir bağlantı var. Yeniden Refah 2023 seçimlerinde üzerine düşen şu sorumluluğu yerine getirdi. Ben ülkenin milli menfaatleri söz konusu olduğunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olduğunda sizden yana taraf alıyorum, oy bölmüyorum ve Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyım. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu hissettirmek Cumhur İttifakı seçmeni için niye önemli? Biz şunu görüyoruz, yaklaşık 10-15 yıldır ciddi bir kutuplaşma var. Yani taraflar arası bir oy geçişkenliği yok. Yani Cumhur İttifakı seçmeni gidip Millet İttifakı'ndan bir partiye zar zor oy veriyor. Hatta oy vermiyor. Bu seçimde gördüğümüz gibi oy vermemeyi tercih ediyor. Yani Cumhur İttifakı'na soğuduysa gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek yerine veya İyi Parti'ye oy vermek yerine ağırlıklı olarak, hiç demiyorum ağırlıklı olarak gidiyor, oy vermiyor ya da bu seçimde olduğu gibi Yeniden Refah oy veriyor. Neden? Yeniden Refah çünkü kendini yerli ve milli bir muhalefet olarak inşa etti. Nasıl yerli ve milli muhalefet olarak inşa etti? İlk dediğim gibi söz konusu Erdoğan ise, söz konusu genel seçimler ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmamak için ben sizin yanınızda olurum dedi bir. İkincisi, bu iktidarın kırmızı çizgileri neler? İşte LGBTİ meselesi, işte Anadolu değerleri, işte milliyetçi muhafazakar değerler, dış politika, Suriye operasyon, işte mavi vatan doktrini vesaire. Aynı zamanda işte HDP karşıtlığı, biraz DEM Parti karşıtlığı. Bunun gibi işte İslamcı bir jenerasyon yetiştirme. Aslında daha çok güvenlikçi, milliyetçi, muhafazakar değerler bu iktidarın kırmızı kodları. Bu kırmızı kodlar konusunda Yeniden Refah'ın bir eleştirisi var mı? Yok. Hatta iktidarı bu konuda yetersizlikle suçluyor. İstanbul Sözleşmesi'nde gördüğümüz gibi, Gazze-İsrail meselesinde gördüğümüz gibi iktidarı bu meselelerde yetersizlikle suçluyor. Ama eleştirileri nerede yapıyor? İşte ekonomik bozulma, liyakatsizlik, insan kayırmacılık, şatafatlı yaşam, AK Parti teşkilatlarının bozulması ki bakın bütün bu eleştirilerde bile doğrudan hedef Erdoğan'ın kendisi değil. Kim eleştiriliyor? AK Parti teşkilatları eleştiriliyor. Kim eleştiriliyor? İl başkanları eleştiriliyor. Kim eleştiriliyor? Mehmet Şimşek eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki düşük bir tonda eleştirilse dahi Cumhur İttifakı seçmeninin gözünde ne kadar duygusal bir bağa sahip olduğunu bildiği için Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biraz teğet geçerek AK Parti'yi eleştiriyor. Ve burada işte onurlu bir çıkış sunuyor Cumhur İttifakı seçmeni için. Sundu daha doğrusu yani bu seçimde gösterdiği üzere. Cumhur İttifakı değerlerinden kopmadan muhalefet yapma imkanı verdi Yeniden Refah. Ben bu iki meselenin yani oy lider tercihi ve
yerli ve milli muhalefetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir üçüncü mesele daha var, onu da söyleyeyim. Yeniden Refah bazı meseleleri sahiplendi. Hiçbir partinin sahiplenmediği. Mesela sokak köpekleri. Mesela pandemi yasakları. Mesela LGBT meselesini AK Parti'den ve İstanbul Sözleşmesi'nde AK Parti'den daha sert bir konumda durdu. Bu sorunlar aslında Yeniden Refah'ın seçmeniyle de bağlantılı sorunlar. Yani Yeniden Refah'ın Anadolu taşrasında yaşayan veya kent çeperlerinde yaşayan seçmenleri sokak köpeklerini önemli görüyor. LGBT meselesini önemli görüyor. Bu meseleleri sahiplenerek ekstradan konuşma alanları yarattı. Bence Yeniden Refah'ın başarısında bu üç noktayla özetleyebiliriz. Peki son soru. Erken seçim o zaman olacak mı şimdi? Öyle konuşulmaya başlandı. Hani muhalefetin bu başarısının ardından bu erken seçim koşullarını getirir diye konuşuluyor. Bu fazla mı iyimser bir bakış açısı muhalefet açısından? Açıkçası biraz iyimser buluyorum veya biraz erken bir yorum olarak görüyorum. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa işte önümüzde 4-4,5 sene var. Önümüzde artık bir siyasi istikrar dönemi var. Biz artık önümüze bakmalıyız, icraatlerimize bakmalıyız gibi vurgular yaptı. Bunun iki manası var. Birincisi şimdiki yenilgiyi böyle yumuşatmak ve şimdiki yenilgiyi insanların perspektiften çıkararak geleceğe odaklanmasını sağlamak. İkincisi ise yani görev süresini tamamlayacağını söyledi. Ben bu anlamda erken seçim tartışmalarını biraz 2019-2018'e benzetirim. Mesela 2019'da da çok büyük bir erken seçim tartışması vardı. Fakat biz bir erken seçime gitmedik. Dolayısıyla biraz iyimser buluyorum. Fakat önümüzde bir anayasa tartışması gelecek gibi duruyor. O anayasa tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referanduma götürebilmek için ekstradan milletvekillerine ihtiyacı var. Bu milletvekillerini hangi partiden alacak bence? Bu önemli bir mevzu. Ben bugün Meral Akşener'in biraz konuşmasını dinlediğimde İYİ Parti'nin birazcık bu potada olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız. Şimdi seçimden önce, bu yere mahalli seçimlerden önce şöyle yorumlar çok yapıldı. İşte Kürt siyasi hareketi Erdoğan'la anlaşacak, anlaştı, anlaşıyor falan filan. Anlaşamadıkları en azından Başak Demirtaş'ın adaylığının geri çekilmesi ve işte bir yandan Leyla Zana gibi ve Ahmet Türk gibi siyasetçilerin daha iktidara göz kırpan açıklamalar yaparken DEM Parti'nin işte eş genel başkanlarından ise bu konunun aksi yönde yaptığı açıklamalar üzerinden ortaya çıktı. Yani iki kanat farklı şeyler söylüyordu. Biz Kürt siyaseti hareketi içinde bence şu an iki tane farklı kanada sahibiz. Ki Demirtaş da zaten sessiz kaldı bu süreçte. Ve şunu düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi bu çok maliyetli bir şey. Yani Erdoğan için çok maliyetli bir şey. O kadar 6-7 yıldır bir beka söylemi inşa etmişsiniz. MHP ile adeta etle tırnak olmuşsunuz ki bu bazen size zarar da veriyor. Yani güvenlik bürokrasisini onlara teslim etmişsiniz. Yargıyı onlara teslim etmişsiniz. Hemen hatırlayalım, Sinan Ateş olayında MHP'li hukukçular, MHP'li savcılar, güvenlik bürokrasisi bu işin daha fazla kazınmasına, daha ileri gidilmesine izin vermedi. Dolayısıyla aslında AK Parti eskisi gibi mesela liberallerden koparken ne alır? Hiçbir maliyet yaşamamıştı. Fakat şu an maliyet yaşayabilecek bir durumda toplumsal ve bürokratik anlamda. Dolayısıyla ben ilk tercihin Kürtler olduğunu düşünmüyorum. İlk tercih bu anlamda İyi Parti olmaya daha yakın. Çünkü zaten hali hazırda bir şey yapmışsınız yani. MHP'yle bir bağınız var. Bir toplumsal anlatı milliyetçilik üzerinden inşa etmişsiniz. İyi Parti de buna yaklaşıyor. Şimdi Meral Akşener bugün, Meral Akşener yani yaptığı açıklamada şunu söyledi. İşte Cumhurbaşkanı, umarım herkesin Cumhurbaşkanı olabilir. Bunu iki manada yorumlayabilirsiniz. Bir Cumhurbaşkanına bir uyarı ya da işte bir mesaj. Ama başka bir açıdan ise bir kapı aralama, bir görüşme olarak da yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemin önemli tartışmasının anayasa tartışması ve bu anayasa değişikliği sırasında oluşacak müzakereler olduğunu düşünüyorum. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu düşünebilir. Ya %50 artı biri almaya çalışmak bizi sürekli MHP veya İyi Parti'ye muhtaç ediyor. Yarı başkanlığa dönelim. Belki %40 üzerinden bir çoğunluk sağlayabilecek bir sistem kuralım. Hani AK Parti'yi de %38, %40'ın üzerine bir şekilde atarız. Orada belki Yeniden Refah ile bir ittifak yapar. Dolayısıyla bence siyaset açısından yine renkli bir döneme gireceğiz. Çünkü hani hep derler ya, kartlar yeniden karalıyor. Bu bence gerçek. Herkes böyle şu an bir projeksiyon yapıyor. En başta İyi Parti, Yeniden Refah. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi yani bir muhalefet için kesinlikle bir başarı. Bunu kabul etmek lazım. CHP için bir başarı. Fakat ben daha çok AK Parti'ye verilmiş bir uyarı mesajı olarak yorumluyorum bu seçimdeki sonucu. Yani Yeniden Refah'ın %6 aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise genellikle muhalif oyları konsolide ettiği bir seçim tablosu var önümüzde. Bu şu demek.
Yeniden Refah eğer AK Parti ile bir ittifaka girirse tekrar aslında 2023'teki sonuçlar tekrar edebilir. Dolayısıyla tamamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte her şeyi domine ettiği ve Türkiye siyasetinde birçok taştan oynadığı bir döneme girmekten ziyade Türkiye'de birçok taşların oynama ihtimalinin olduğu bir döneme giriyoruz. Yani burada artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset kurma becerisi çok önemli. Siyaset kurma becerisi çok önemli. 1989'da herkes anlatır. 89'da güçlü bir dalga yakalayan SHP 94'te o dalgayı yeniden o zamanın Refah Partisi'ne kaptırmıştı. Dolayısıyla burada CHP üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. CHP'nin kendi iç tansiyonlarına, kendi iç çelişkilerine mal vermeden, hizmet siyasetine odaklanarak, Türkiye'de demokratların bir merkezi haline dönüşerek ve AK Parti'nin güvenlikçi rejimine karşı oluşturabilecek bir üst anıtı oluşturarak bu siyaseti örmesi lazım. Son de şunu söyleyeyim. Tabii bu sadece iç dinamiklerle alakalı değil. Dünyada Trump'ın seçilmesi Türkiye'yi veya Biden'ın kalması etkileyecek bir Ukrayna-Rusya savaşının gireceği yörünge. Bu savaşın ne zaman biteceği veya bitmeyeceği önemli bir mesele. Üçüncüsü Fed faiz indirimi verdi. Enflasyonist politikalara karşı artırılan faiz politikalarından bir geri dönüş mü olacak? Avrupa Birliği Türkiye ile kurduğu ilişkiyi nasıl değiştirecek? Suriye Savaşı'nda işte Esad tamamıyla orada otoriteyi sağlayabilecek mi gibi birçok soru var ki bir de İsrail-Gazze krizi var. Aslında dünya konjonktürü de iyi takip edilmesi lazım. Hem CHP'nin hem AK Parti sadece iç siyasete değil dış siyasete de odaklanması lazım diyeyim. Teşekkürler hocam. Vermiş olduğunuz formüller ve çizmiş olduğunuz çerçeve için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Analizlerimiz sürecek diyorum ve noktalıyorum.